mısın? Hani bir gün dedim. Sen de şimdi mesela desene bir şirketin var. Masanın var mı? Bir değil, beş değil. Bütün abonelerden hemen hemen yapıyorum. Yani kişisel hata mı biliyorum? İşte beni koruyacaksınız. Evet efendim, bugün Göbekli Tepe Ajansı olarak size bir hoş geldin ziyaretinde bulunduk. Şanlıurfa'yı nasıl buldunuz? Tekrar da hoş geldiniz. Şanlıurfa ile ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Evet, teşekkür ediyorum. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hafta sonu hem size de yormuş oluyor, kusura bakmayın. Bize 7 gün 24 saat mesai mevhumu ve zamanları gözetmek için, mekan ve zaman mevhumu gözetmek için çalışacağız. 2 ay olacak da şöyle biliyorsunuz Urfa'ya da görev başlayalım. Bu 2 ay zaman zarfı içerisinde sahada şöyle bir tarama yaptık. İlçelerimizi gezdik. Potansiyellerimizi gördük. Kurumsal kapasitelerimizi gördük. İlin şöyle kabaca sorunlarını genel anlamda değerlendirdik, görebildik. Bunlara yönelik yol haritası ile ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İnşallah bundan sonraki zaman dilimi içerisinde de Urfa ile ilgili güzel somut çalışmalarımızı sahaya yansıtacağız. Şöyle baktığımızda Urfa'nın en temel sorunlarının başına, sorun demeyelim elbette de, yapmamız gereken işlerin başta nedir? Eğitim inşallah gelecek, istihdam gelecek, ekonomi gelecek. Ardından kültür, turizm, tarım ve benzeri sosyal hususlar, gençlik, spor ve benzeri tematik ve önceliklerimizi de iyi sıralayarak inşallah daha fazla yoğun sahada olacağız. Şu an 2 aylık zaman zarfı içerisinde vatandaşlarımızın tabii çok yüksek beklentisi olması çok doğaldır. Ama bu bir önce iyi izlemlemek lazım, iyi gözlemlemek lazım. Neyi nasıl ve kim yapacağını da iyi idrak edebilmek lazım. Biz bu konuda bir yol haritası çiziyoruz. İnşallah bu Urfa Valiliği geçmişten aldığı güçle, her zaman söylerim, geçmiş bugünü, bugün de yarını inşa eder. Güçle bugünü, bugün de yarını inşallah inşa edecek. İlçe iyi bir, tabi bayram, yaz, biz belki biraz mental olarak insanlar çok arzu ettiğimiz bir hareketlilik, hızlılık olmamış olabilir. Ama şunu söyleyebilirim ki, çok daha işlerini takip eden, iş üreten, sahada olan, kurumların dinamik çalıştığı ve sorunlardan kaçmaya üzerine giden bir yapı olacağını da net söyleyebilirim. Urfa gerçekten çok hareketli bir şehir, üretken bir şehir. Bunu görebiliyoruz. Ama bunu çok daha derin toplu da kullanabiliriz. Sorunlar var mı? Elbette var. Ama sorunları görmezden gelip üzerine gideceğiz. Bazen de küçük meselelerin çok büyütüldüğünü görebilmekteyiz. O küçük meselelerde aslında görmeyeceğiz. Yani o küçük mesele bizim devasa bir meseleymiş gibi önümüze sunulup o büyük meseleler göz ardı edilmesini müsaade etmeyeceğiz. İyi bir sinerji var, iyi bir enerji var. Bu bir iyi bir enerji, sinerjiye dönüşeceğini de söyleyebilirim. İnşallah ilerleyen dönemde dediğim gibi şöyle 2-3 aylık zaman zarfı içerisinde de Urfa Valiliği hep adından güzel söz ettiren, güzel projelerin konuşulduğu bir şey bulacağını da söyleyebilirim. Tekrar hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen dönemde şunu da söylemek istiyorum. Yani inşallah basınla da yakında bir birlikteliğimiz olacak. Onlarla bir iyi bir toplantımız olacak. Daha yakın birbirini tanıyacağız. Çalışmalarımız onların üzerinde kamuoyuyla doğru, tarafsız, objektif aktarmasını sağlayacağız. Şunu da söyleyebilirim. 2 aylık zaman dilimi içerisinde birçok televizyondan, işte programlardan davetler geldi. Şunu söyledim. Şehri bir hüfzedeyim, şehri içselleştireyim, şehri şöyle bir yaşayayım. Ondan sonra şehre dair cümleler kurabilme imkanım olsun dedim. Dolayısıyla biraz medyayla 2 aylık bir zaman dilimi içerisinde bize böyle bir zaman tanıdılar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum ama bundan sonra çok daha yakın bir irtibatımız, diyalogumuz olacak. İnşallah önümüzdeki haftada medya temsilcileriyle, teşkilatlarımıza güzel bir birliklerimiz, güzel bir program inşallah icra edeceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür.